Geciken adalet adalet midir? Bilmiyorum ama er veya geç en azından adaletin tecelli ediyor olması ülkemiz adına sevindirici. Hukuk devleti kavram ve kurumları adına sevindirici. Ceza yargılamasının temel evrensel prensipleri adına sevindirici. Biz buraya büyük bir umutla gelmiştik. Maddi gerçek ortaya çıksın, adalet tecelli etsin diye. Geçen celse Cumhuriyet Savcısı Cemal Metin Avcı bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapisi istedi. Haksız tarihin kaldırılmasını talep etti. Yine Mertcan Avcı bakımından da tutuklamayla müşterek fail olarak cinayete iştirak talep etmişti. Bu celse mahkeme yaklaşık 4 saat sürdü. Biz beyanlarımızı sunduk. Acılı aile hakeza beyanlarını sundu müvekkil aile. Sanık müdafileri görüş ve düşüncelerini ilettiler, savunmalarını yaptılar. Orada da duruşmayı takip eden basın mensubu arkadaşlar gözlemlemiştir. Yine bizi ziyadesiyle üzen gelişmeler ve söylemler söz konusu oldu ama nihayetinde mahkeme hükmünü açıkladı. İlk derece mahkemesinin kararının hukuka aykırı olduğunu, haksız tahrik kurumunun kaldırdığını, somut olayda bir haksız tahrik olmadığını, Cemal Metin Avcı bakımından aynı zamanda canavarca his ve eziyet çektirerek öldürme de yok demişti mahkeme. Yani diri diri yakmışsınız maktuleyi ve canavarca his yok diyor mahkeme. Onu da kaldırdı. Tasarlama var dedi. Canavarca his ve eziyet çektirerek öldürme var dedi. Türk Ceza Kanunu 82.1 A ve B uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını kaldırdı. Somut olayda haksız tahrik de yok dedi. Canavarca his de var dedi, eziyet çektirme de var, tasarlama da var dedi. Bu bizim zaten talep ettiğimiz, istediğimiz, arzu ettiğimiz bir karardı. Bu kararın böyle bu doğrultuda tecelli etmesi ve verilmesi hukuk anlamında son derece sevindirici. Bizim açımızdan da son derece sevindirici. Efendim ailem, ailemle ilgili tehdit etti, menfaat temininde bulundu falan, bu iddiaların tamamının hukuki ve fiili dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğu ortaya çıktı gerçek dışı ve nihayetinde Cemal Metin Avcı bakımından ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak istinaf mahkemesi canavarca hisli eziyet çektirerek ve tasarlayarak kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Haksız tarihi kaldırdı. Mertcan Avcı'ya da ilk derece mahkemesi bizim içimize sindiremediğimiz hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz bir şekilde beraat kararı vermişti. İstinaf mahkemesi hakeza Mertcan Avcı bakımından da bu kararı kaldırdı. Türk Ceza Kanunu 201. maddesine göre suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden ceza verdi.